Teşekkür ederim. Şeref oldu. Çok pardon. Tamam, ilk önce ufak bir resim alacağım. Hat haline. Burada mı alalım? Burada alalım. Ben bir araya gireceğim. Araya girmem gerekiyor. Çok pahalı. Tabii, buyurun. Çağıracağız ama ben onun öncesinde çok değerli yeni sanatçı oyuncumuz Gaye Hanım'ı kocaman alkışlarla onu da yine yakinen tanıyorsunuz ekranlardan. Hayır geliyorum. Vous connaissez tous Gaye de la série Manar, auquel est venu avec nous. Allez, on compte jusqu'à 3 pour accueillir Dohukan. 1, 2, Dohukan. İyiyim sen? Bu nasıl bir coşkun? Bu sevgiyi neye borçlusun? Neden söylemek istiyorsun ayağının tozuyla? Hepiniz hoş geldiniz. Bence Fatih değil de Doğukan'ı bekliyor olmalılar. Ama burada inanılmaz bir kalabalık da var. Acayip heyecanlıyım. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Evet, kocaman bir alkışlarım o zaman. Bu sevgiyi sence neye borçlusun? Yani böyle her yerden, hani Avrupa'nın Alors la question c'est, tu es très aimé par le public, à quoi tu dois ça par ton avis? Bence güzel bir ekibin içinde güzel bir iş yapıyoruz. Ekip çalışması, doğru iş, doğru insanlarla beraber yürüdüğümüzde böyle kocaman bir aile oluyoruz aslında. Herkesin yüzünde gülücükler var, herkesin gözleri çok güzel bakıyor. Çok gururluyum. Teşekkür ederim. Je pense que c'est le fruit d'un travail d'équipe. Donc nous avons fait un travail avec cœur, mais c'est un travail d'équipe. Et lorsqu'on travaille avec cœur, eh ben on arrive à ce résultat et on devient une famille avec vous. Merci encore. Qu'est-ce que tu penses des Turcs de l'étranger et des étrangers en général? Kimler Türk burada? Est-ce que les Turcs peuvent lever la main, les Turcs? Neredesin? Yarı yarıya. Yarı yarıya. Yabancı hayranınız da çok. Sağ olsunlar. Şimdi ben de babam Frankfurt'ta yaşıyordu, Almanya'da. Aslında ben de gurbette olmanın bazı zorlukları olduğunu, sıla hasredeceğimizi, vatanımızı özlediğimizi, kendi kültürümüzü özlediğimizi biliyorum. Ben de aslında özel olarak burada sizlerle buluşmak istedim. Belki kendinize dair bir şeyler bulursunuz. Kendi ülkenizden bir vatandaşın sizinle burada olması keyifli bir şey olmuştur diye düşünüyorum. Alors moi aussi je suis le fils d'un ouvrier immigré qui a travaillé à Frankfurt en Allemagne. Donc je vous comprends très bien, je ressens très bien. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. Şimdi şöyle olmasın yani sadece ben konuşuyorum da sizler dinliyorsunuz ve alkışlıyorsunuz gibi bir şey olmasın. Sizin söylemek istedikleriniz varsa mikrofonu uzatalım sizi dinleyelim. Alors je ne veux pas que ça soit qu'un monologue. Si vous avez des questions, on peut vous donner un micro et on peut faire des questions si vous le souhaitez. Alors on va passer un microphone. Harika.
Allez, on peut s'occuper de ça. İnanılmaz bir kalabalık. Deniz Dede ben. Deniz Dede ben. Hoş geldiniz Paris'e Doğukan Bey. Merhaba Deniz. Paris'i beğendiniz mi? Onu soracaktım size. Evet, aslında İstanbul'a da biraz benzetiyorum nüfus yoğunluğu itibariyle. Ne, uzaklaşması mı lazım? Paris'i beğendiniz mi? Duydum. Herkesin. Paris güzel bir şehir. Yıllar önce gelmiştim, 17-18 yaşlarımdaydım. Disneyland'a gelmiştim ama o zaman içeriye gezme fırsatım olmadı. Aslında bugün de gezme fırsatım olmadı. Sabah geldik, ondan sonra otele uğradık. Böyle bir saatlik bir rötarımız oldu, kusura bakmayın. Çok alelacele oldu her şey. Paris güzel bir şehir, kozmopolit. Farklı kültürleri barındırıyor. Belki işte sizlerle biraz hasret giderdikten sonra birkaç yere gitme şansı bulduk. Alors la question c'était, est-ce que vous avez aimé Paris? Et donc, il avait déjà visité Paris quand il était étudiant à 17-18 ans. Il connaissait un petit peu Paris. Paris pour lui, donc c'est une belle ville, une ville cosmopolite. Par contre, il n'a pas eu le temps de faire une grande visite. Peut-être qu'après le programme, il fera sa visite de Paris. Allah bülbül gibi şakıyorsun sen. İyi ki geldiniz. Sağ ol. Harika. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Evet. Var mı başka? Evet, benim de olacak ama bir tane sorayım. Buyurun. Çünkü ben sizin hayranınızım, izliyoruz evde. Öyle bir işe imza attınız ki bam 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 yani. Bütün hafta reytingler bam bam bam. Üstesiniz. İki ucu oynamanın, iki ucu oynamanın oyunculuktaki zorluğunu ben sizden bir duymak istiyorum. Çünkü bayağı bir uçlar var. Evet, aynen. Ya şimdi bizim kültürümüzde farklı inançlar da var. Evet. Bu inançlar içinde farklı hayat yapılarını benimseyen aile yapıları da var. O anlamda bakıyorum burada. Mesela her milletten insan var. Nedir o zaman mevzu? Biz renklerimizle güzeliz. Harika. Renklerimizle güzeliz. İşte benim babam Azerbaycan Türk'ü, annem Selanik göçmeni. Hani ben de uçlarda iki ebeveyne sahibim, onların oğluyum. Dolayısıyla bu renkler güzel. Buralarda beraber yaşayabilmenin, kendi duygularımızla ya da farklı duygularla, farklı düşüncedeki insanlarla da beraber yaşayabilmenin aslında güzelliğini verebilirsek, ben oyuncu olarak işimi doğru yapmış olurum. Harika. Bir alkış alayım. Alors la question c'était, vous avez joué deux rôles, on va dire très extrêmes, très compliqués à jouer. Comment vous avez fait cela et qu'est-ce que vous pensez de ce genre de rôle? Donc il dit que nous sommes dans des pays, dans des villes très cosmopolites où le vivre ensemble est très important. Et c'est pour ça qu'il attache importance à ce type de rôle et qu'il a joué avec son cœur. Pardon, ben tercümanı da tercümanı arkadaşımıza da bir alkış alabilir miyim? Müthiş. Evet, şu an canlı yayındayız. Oradan da sorular geldi. Müsaade ederseniz bir soru da oradan soralım. Oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı ve gurbette oyuncu olmak isteyen, sizin gibi değerli oyunculara örnek alan gençlere tavsiyeleriniz var mı, varsa nelerdir? Tabii aslında tavsiyenin başı insanın kendisinin farkında olması. Kalbin atacak, o doğrultuda doğal süreçte gelişecek o zaten. Evet. Ama bence sadece oyunculuk için değil, her meslek grubu için eğitim, yani işin temelini öğren. Eğitim şart diyorsunuz yani. Klasik olacak ama eğitim şart. Evet. Peki oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı, onunla bağlayalım. Şöyle, bir menajerle çalışmaya başlamıştım eğitimlerimden sonra. Deneme çekimleri oldu. İşte diğer projeler senin kastına, senin görseline uygun. Roller getiriyorlar sana. Sen bir takım seçmelere, bir takım deneme çekimlerine giriyorsun. Dolayısıyla orada kendini gösterdikten sonra gerisi geliyor. Aslında nasıl başladığın sorusu için biraz geç. 28 yaşına geldim abi yani. 4-5 senedir işin içindeyim ama evet, güzel bir süreç. Güzel de gidiyor benim için. Doğru senaryo, doğru ekip arkadaşlarıyla beraber. Aslında onları temsilen de buradayım. Dördünde de
Sibel burada olacak, pembe. Haberiniz olsun. Evet, pembe hanım. Evet, İzzet Bey. Alors la question c'était quels sont tes conseils à la jeunesse qui veulent devenir acteur et comment tu as débuté? Alors il va dire, il a dit c'est une réponse un peu classique, mais il faut se former comme tout, donc apprendre, étudier, prendre des cours. Donc j'ai suivi le cursus classique. Et vous comment j'ai débuté? Si vous avez des questions, je peux y répondre si vous m'entendez. Tests, j'ai refait des tests, et puis à un moment donné, j'ai percé. Olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ödülünü takdim etmeden önce bir mesajın, bir şeyler, duygularını alalım. Öncelikle tabii ki. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada karşımda gülen yüzünü gördüğüm için sizlere gördüm. Nereye gidiyorsun? Soru mu var? Tamam. Varsa vaktimiz var değil mi? Hay var efendim tabii. Mikrofonu getireyim mi size? Teşekkür ediyorum tekrar herkese. Sizlerin söylemek istediği bir şey olursa zevkle dinlemek isterim sizi. Alors c'était la question de Gaïa, c'était quel est ton dernier mot avant d'avoir le trophée. Donc il remerciait l'organisation de d'avoir pu nous faire nous rencontrer. Et donc maintenant nous avons je crois encore une question. Oui. Ana les filles, je peux pas demander si c'est libre quand même. İlk önce hoş geldiniz. Doğukan diye hitap edebilirseniz sevinirim. Tamam. O zaman Doğukan Bey. La troisième saison. Hoş geldiniz. Benim diziyle alakalı bir şeyim olacaktı. Bilmiyorum yani olabilir mi? Ne olur şey. Görkem'i bırakın doğaya geri dönün lütfen. Vous êtes d'accord? Alors là on a une question en plein dans la série. Donc madame demandait elle l'a appelé Fatih. Mais Şimdi şimdi tabii biz senaryoyu sizden sadece bir hafta önce görüyoruz ve okuyoruz. Dolayısıyla senaryoyla ilgili çok yorum yapmam söz konusu değil ama neden öyle söylediğinizi anlıyorum. Ama haklısınız. Haklısınız ama gerçekten istemiyoruz. Yani güzel değil. Dizi izleyen herkes Gürtem'i istemiyor. Doğa istiyor. Teşekkür ederim. Donc c'était une question un peu intime, on va dire, avec le rôle des séries, donc voilà. Et Pascal? Est-ce qu'il regrette? Donc on a une autre question, on demande si il a des regrets par rapport au scénario du film. Arkada beyefendi. Yani şöyle, aslında senaryonun devamıyla ilgili fikir belirtiyor olmanız güzel de, benim buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Hoş geldiniz. Merhaba. Dizinizi heyecanla izliyoruz. Bir sonraki bölümü heyecanla bekliyoruz. Size bir sorum var. O roldeki Fatih'le sizin huy olarak, karakter olarak benzerliğiniz var mı? Ya işte doğru soru bu. Sence var mı? Bence hiç alakası yok. Yani şöyle. İnsanlar ne olursa olsun birbirlerine biraz benzerler ama benim oynadığım karakterle gerçekten uzak bir yani çok uzak bir noktada olduğumu söyleyebilirim. Alors, la question c'était, est-ce que tu ressembles à son caractère?